Webtekno Plus YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte özellikle FPS oyuncularını oldukça yakından ilgilendiren bir monitörle birlikteyiz. EAMA'nın 27 inçlik oyuncu monitörü hemen yanımda duruyor. Hızlıca anlatmaya başlayalım. Videomuzu EAMA işbirliğiyle hazırladığımızı belirtmek isterim arkadaşlar. Modelimizin tam ismi EAMA G-Master G2770HSUB1. Şimdi bunu ezberden söylemişim gibi geliyor ama şuradan baktım modeline çünkü uzun bir isim var arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Öncelikle EAMA markasını belki aranızda ilk defa duyanlar vardır. O yüzden biraz markadan bahsetmek istiyorum. EAMA tamamen Japon markası arkadaşlar. Zaten Japon markası olduğum otomatikman benim kafada böyle bir adım öne geçiyor. Ancak EAMA satışlarını sadece Japonya'da değil aslında Avrupa pazarında da oldukça geniş bir kitleye yapıyor. Hani Japon markası dendiği zaman sadece o tarafta yapıyor gibi bir algı oluşmasın. Avrupa'da, Japonya'da ciddi satış rakamları olan bir marka. Marka hakkında bahsetmem gereken bir detay daha var arkadaşlar. EAMA markası aslında birçok ürün üreten bir firma değil. Uzmanlık alanları sadece görüntü teknolojileri. Yani hakikaten olayları bu aslında. Bu konu üzerinde uzmanlaşmışlar. Son bir konu daha var değinmek istediğim. Aslında ürün gamı çok çeşitli arkadaşlar EAMA'nın. Biz bu videomuzda yanındaki monitörü konuk ettik. Ancak birçok ihtiyacınıza göre farklı monitörleri de var. Hani girip inceleme fırsatınız da tabii ki de mevcut. Şimdi gelelim yanımda duran monitöre bize neler sunuyor ondan biraz bahsedelim. Dediğim gibi 70 serisinde yani bu seride arkadaşlar hem 24 hem de 27 inç modelleri mevcut. Bizim elimizdeki 27 inç bahsettiğim gibi. Şimdi biraz kağıt üzerindeki özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 1920x1080'lik bir çözünürlük sunuyor bizlere. Tepkime süresi konusunda oldukça iddialı. Çünkü 0.8 saniye gibi hani böyle hep 1 milisaniye vesaire duyuyoruz. Burada 0.8 milisaniyelik bir tepkime süresi var. Aynı zamanda tabii ki de rekabetçi oyunlar oynayacaksınız bu monitörle. Yenileme tazeleme hızı da önemli. 165 Hz'lik bir tazeleme hızını bizlere sunuyor monitörümüz. Fast IPS özelliği mevcut. Bunun yanında AMD'nin FreeSync özelliğini sunuyor. FreeSync Premium olan versiyonu aslında. FreeSync'ten bir tık daha önde olan özellikleri mevcut. Özellikle rekabetçi oyunları yüksek Hz değerlerinde oynarken yırtılmaları engelleyen bir teknoloji aslında. FreeSync muhabbetini birçoğunuz biliyordur diye tahmin ediyorum. Bunun yanında monitörümüzde fabrikadan tanımlanmış şekilde gelen oyun modları var arkadaşlar. Bu oyun modları neler? İşte her zaman alıştığımız gibi FPS vesaire gibi modlar var. Spor modu var. Ama onun dışında mesela strateji bağımlısınızdır. Çok fazla strateji oyunu oynuyorsunuzdur. O modu bile eklemişler. Direkt arkadan tek bir tuşla bu moda geçiş yapabiliyorsunuz. Oynadığınız oyuna göre. Şimdi özellikler kağıt üzerinde böyle. Tasarımdan da bahsetmek lazım. Tabii ki de oldukça ince çerçevelerle birlikte geliyor. Şu sağ, sol ve üst taraftaki çerçeveler. Alt taraftaki tabii ki de nispeten onlara göre biraz daha kalın durumda. Yani ikili monitör şeklinde bir çözümde kullanacaksanız dahi hani monitörler size hiç rahatsız etmeyecektir. Monitörde önemli olan detaylardan bir tanesi hani ben kullanırken aslında buna bir tık özen gösteriyorum. Bazı monitörler klavyeyle böyle oyun oynarken ya da böyle mouse hızlı çevirirken vesaire masada sallanıyorlar. Bu monitörde yine oyun oynadığım süre boyunca öyle bir şeyle karşılaşmadım. Ayaklar yere gayet sağlam basıyor ve monitörün de şöyle öne arkaya böyle hızlıca sallanmasını engelliyor. Monitörümüzü şöyle aşağı yukarıya doğru ayarlayamıyoruz. Bunu belirtmem gerekiyor. Ancak ayarlanabilen modelleri de var yani EAMA markası üzerinde. Hani böyle bir ihtiyacınız varsa o modellere yönelmenizi tavsiye ederim. Pivot vesaire gibi bir durum da söz konusu değil. Ancak şu özelliği var. Şöyle geriye doğru veya öne doğru eğilebiliyor. Kendisi 21.5 derece yukarı, 3.5 derecelik de aşağıya doğru bir açısı mevcut. Oturuş pozisyonunuza göre istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ki FPS oyuncuları genelde şöyle dikeltiyor böyle iyice dibine kadar girip o şekilde oynuyorlar oyunlarını. O açıdan da rahat bir monitör olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hemen arkasındaki giriş çıkışlardan bahsedelim. Hazır hani tasarımdan devam ediyorken hemen şöyle arka tarafta bir tane HDMI'miz, bir tane DisplayPort'umuz var. Bu ne demek? Hani bunu isterseniz konsolunuzu da bağlarsınız. İkisi tek bir monitör üzerinden tek bir tuşla yine geçiş yaparak oynayabilirsiniz. Bunun dışında bir tane kulaklık veya hoparlör bağlamak için bir jack girişi var. Onun hemen yanında bir tane USB var. Bunu bilgisayara bağlıyoruz buradaki hub üzerinden. Daha sonra monitör bize iki tane ekstra USB vermiş oluyor. Yani hani böyle sürekli kasaya bir şeyler takmakla uğraşmak istemiyorsanız bu USB'yi tabii ki de kullanmakta fayda var. Bilgisayar kasanızdan bir tane USB gidiyor ancak monitör üzerinde de iki tane USB'niz olmuş oluyor. Yine monitörümüzün arka tarafında zaten stok görsellerde de gördüğünüz gibi VESA bağlantısı mevcut. OST tuşları bu yani monitörün menülerinde gezme tuşları hemen sağ arka tarafta gayet rahat bir yere konumlandırılmış. Otururken hani oynarken vesaire modlar arasında geçiş yapmak için ya da çeşitli ayarları yapmak için sağ elinizle rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz o tuşlara. OST modunda öyle çok karışık olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Hani anlaşılır yapmışlar. Menüsü İngilizce ama bir sıkıntı yok. Zaten hani global şeyler, parlaklık vesaire gibi şeyler kolay bir şekilde anlaşılır ayarlamışlar. Son olarak tasarımla ilgili çok olmasa da yine değineceğim şu var.
var. 2x2 wattlık üzerinde hoparlör var. Hani hiç ses sisteminiz yoktur vesaire. Müzik dinlemek istiyorsunuzdur. Kurtarır diyebilirim ama hani ortamda biraz ses varsa monitörün sesini bastırıyor. Sonuçta bir monitör arkadaşlar. Esas olayı size ses vermek değil. Dediğim gibi 2x2 wattlık bir hoparlör de üzerinde yine mevcut. Şimdi gelelim final bölümüne doğru arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi sonda fiyatımızı söyleyeceğiz. Ortalama 2500 TL bandını Yamaha'nın monitörünü bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi Japon markası kendisi. Hani kaliteli ürünler, sağlam ürünler üreten bir firma. Ki adını birçoğunuz muhtemelen ilk defa duymuştur. Ancak bir araştırın derim arkadaşlar. Hani böyle milisaniye olarak düşük, hertz olarak yüksek ve 165 hertz gibi bir monitör arıyorsanız bakmanızda fayda var. Ki hani hali hazırda 75 hertz vesaire bir monitör kullanıyorsanız 165'e geçtiğiniz zaman aradaki fark özellikle rekabetçi oyunlarda çok fazla belli oluyor. Bunu söylemem gerekli. Zaten videonun başında da belirtmiştim. Firmanın bütün olayı görüntüleme sistemleri üretmesi bu alanda yoğunlaşmaları. O yüzden bence derli toplu güzel bir monitör çıkarmışlar diyebilirim arkadaşlar. Artık videomuzu kapatabiliriz. Hemen açıklama kısmına bir link bıraktık arkadaşlar. Monitörle ilgili daha detaylı bilgi ve satın alma linki orada bulunuyor. Dilerseniz gidip oradan inceleyip satın alabilirsiniz. Başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.